değerli Soli evliler ve Soli dostları. Yaklaşık biraz. Ancak bir sorun olduğu için sizlerin sessizliğini rica ediyorum. Bu nedenle zaten. Mikrofona yaklaşmıyoruz, ses gelmiyor. İnsan hakları, demokrasi, barış ve dayanışma ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Her yıl düzenlediğimiz bu ödül töreninde Türkiye'de barışın, demokrasinin, hukukun inşasında önemli mücadeleler veren, katkılar sunan kişi, kurum veya yapılarla olan dayanışmamızın sadece bir parçasıdır bu ödül töreni. Bu bağlamda bu akşamki ödül jüri tarafından tüm Türkiye'den herkes adına bedel ödettirilen gezi tutsaklarına verilmesi uygun bulunmuştur. Ödüllerin takdiminden önce SODEV adına konuşmasını yapmak üzere SODEV Başkanı Sayın Ertan Aksoy ve jüri üyeleri adına konuşmasını ve ödülün gerekçesini açıklamak üzere Sayın Kadri Gürsel'i kürsüye davet edeceğim. Ve ardından ödül törenine geçeceğiz. Bu geçiş sürecinden önce bugün burada aramızda olamayan ama mesajlarını ileten birkaç tane mesajım var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. İlki eski başkanlarımızdan Sayın Erol Kızılelman'ın mesajı. SODEV'in her yıl verdiği insan hakları, demokrasi, barış ve dayanışma ödülleri töreninde bu sene bulunamıyorum. Uzaklardan tüm dostlara selam ve sevgiler. SODEV'in ülkemizin zor şartlarında insan hakları, demokrasi, barış konularında mücadele veren dayanışma duygularımızı iletmek, seslerine ses katmak, mücadelede ortaklaştığımızı dile getirmek amacıyla verdiği bu ödül, bu senede Gezi davası nedeniyle mahkum edilmiş olan can yoldaşlarımıza verildi. Bir kez daha ifade edelim ki Gezi bizim onurumuzdur. Gezi'de bu yoldaşlarımızla omuz omuza ve mücadelenin içinde olmanın onur ve heyecanını yaşadık. Elbette ülkemiz üzerindeki bu uğursuz karanlık kalkacak. Güzel günlerde bu dostlarımızla yine birlikte olacağız. Bu vesileyle can dostlarımız, yoldaşlarımız Ali Hakan Altınay, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özer'den, Mücella Yapıcı, Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Emekçi'yi sevgiyle kucaklıyorum. Dayanışma selamlarını iletiyorum. Erol Kızılelman. Ve Sayın Ercan Karakaş ve Müjde Arın beraber gönderdikleri bir mesaj var. Onu paylaşmak istiyorum. SODEV Başkanı dostumuz Ertan Aksoy eliyle ödül törenimize katılan gezi tutsaklarının çok değerli aile mensuplarına ve konuklara iletilmesi ricasıyla mesajımız şu şekildedir. SODEV Onursal Başkanı olarak 2001 yılından bu yana verilen SODEV İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü'ne jüri üyesi olarak katkı vermeye çalışıyorum. Bu yılki ödül töreniyle aynı tarihte yurt dışında bulunduğumuzdan maalesef aranızda olamadık. Gezi tutsakları ile özgürlük, eşitlik ve demokrasi mücadelesinde ve onun tarihsel bir aşaması olan Gezi'de hep birlikteydik. Yaşanan bu hukuksuzluk ve zulüm yakında son bulacak ve yine hep birlikte olacağız. Bu duygularla ödül törenine katılan aileleri ve Gezi onurumuzdur diyen konukları saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ercan Karakaş ve Müjde Karakaş. Bir diğer mesajımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan. Nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha önceden belirlenmiş programların nedeniyle düzenlemiş olduğunuz SODEV ödül töreninde sizlerle birlikte olamayacağım için çok üzgünüm. Bundan sonraki etkinliklerimizde bir arada olabilmek ümidiyle güzel çalışmalarınız için şükranlarımı sunuyor. Sizleri ve tüm davetlileri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Ekrem İmamoğlu. Ve bir diğer mesajımız İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'den. Kentlerin ranta, talana ve siyasi hırslara kurban edilmesine karşı yerkürede görülmüş en büyük ayağa kalkışlardan birini yaşadık. Ne içinde yaşarken ne de bugünden geriye baktığımızda Gezi Parkı'nda başlayıp tüm ülkeye yayılan bu isyanın hakkını vererek konuşmuş, anlaşabilmiş değiliz. Kesin olan bir şey varsa o da Gezi'nin sorumlularının bugün burada Sosyal Demokrasi Vakfımızca ödüle layık görülen gezi tutsaklarından ibaret olmadığıdır. Hepimiz oradaydık.
Ve bu kalabalığı sığdırabilecekleri bir zindan yoktur. Hepimiz adına demir parmaklıklar ardında olan tüm dostları sevgi ve minnetle selamlıyorum. Solev'in değerli başkanı ve ödül töreninin jürisi şahsında bugün burada olan herkese saygılarımı sunuyor. Aranızda olmasam da duygularınıza ortak olduğumu bilmenizi istiyorum. Bir şey değişecek ve her şey değişecek. Tunç Soyer. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen'in mesajını da paylaşalım. Vakfınızın 2001 yılından beri düzenli olarak verdiği İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödül Töreni'nde nazik davetinize teşekkür ederim. Ancak yoğun programım nedeniyle aranızda bulunamadığım için üzgünüm. Bu vesileyle şahsınızda törenin düzenlenmesinde emeği geçenleri ve ödül almaya hak kazananları kutlar, tüm konuklara sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Yılmaz Büyükerşen. Ve milletvekilimiz Orhan Sarıbal'ın bir mesajını paylaşalım. Gezi direnişi bu toprakların onurudur. Gezi cesarettir, umuttur, dayanışmadır, kardeşliktir, başarıdır. Ve Gezi, faşizme karşı bir halkın en haklı başkaldırısıdır. Saray iktidarı suçlu olduğu ve korktuğu için Gezi'yi savunan canlarımızı tutsak etti. Biz ise korkmuyoruz, direneceğiz ve kazanacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Gezi'de yitirdiğimiz canlarımızı da saygıyla anıyor. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Orhan Sarıbal. Çok teşekkür ediyoruz bütün değerli mesajları için. Solev'in ve şimdi Solev Başkanı Sayın Ertan Aksoy'u açılış konuşmasını yapmak üzere. Değerli basın emekçileri, sevgili misafirlerimiz ve dostlarımız. 2022 yılı Solev İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödül Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu yılki ödüllerimizi Gezi tutsaklarına veriyoruz. Biraz sonra seçici kurul adına Sayın Kadri Gürsel ödül gerekçesini açıklayacak. O yüzden sözü çok uzatmayacağım ama izninizle ben de çok kısa birkaç şey söylemek istiyorum Gezi'ye dair. Gezi, önderi katılanların vicdanı olan bir halk hareketiydi. Gezi, kimin hangi hakkı gasp ediliyorsa onu savunmak için alanlarda olduğu bir direnişti. Gezi en hoyrat, en sert, en acımasız, en ölümcül müdahalelere akıl ile, mizah ile karşı koyan bir kardeşleşmeydi. Gezi, yeryüzü sofralarında hayat bulan bir paylaşmaydı. Gezi Taksim'di, Gezi Türkiye'ydi. Gezi içinde yer almaktan, parçası olmaktan hepimizin onur duyduğu Anadolu tarihinin en barışçıl direnişlerinden biriydi. Kıymetli dostlarımız, Gezi direnişinin başladığı ilk günden bugüne birçok dostumuz, yoldaşımız çok ağır bedeller ödedi, ödemeye de devam ediyor. Öncelikle Gezi direnişinde yaşamını yitiren canlarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum. Hepimiz haklarımızı koruyabilelim diye onlar yaşam hakkını yitirdiler. Ve elbette zalimin zulmü bitmediği gibi onlara teslim olmayanların mücadelesi de bu süreç içerisinde bitmedi. Bugün hala özgürlükleriyle bedel ödeyen dostlarımız var. Hepimiz tanıklık ediyoruz ki bir yanda otoriter ve bir o kadar korkak bir yönetim ve ona bağlı mahkemeleri var. Diğer yanda insan yaşamına sığdırılacak en anlamlı mücadelelerden birini veren, kararlılıkları kadar cesaretleri de büyük Gezi tutsakları olan bizlerin dostları var. Bir yanda elindeki yetkilerle muktedir olan iktidar ve onun düzmece mahkemeleri var. Diğer yanda sahip oldukları ahlak, erdem, vicdan, haysiyet, onur ve cesaretle güçlü olan bizim dostlarımız var. Bu vesileyle Sayın Osman Kavala'yı, Sayın Mine Özerden'i, Sayın Mücella Yapıcı'yı, Sayın Ali Hakan Altınay'ı, Sayın Yiğit Ali Ekmekçi'yi, Sayın Çiğdem Mater'i ve iki sevgili dostum Tayfun Kahraman ile
Can Atalay'ı dostça, kardeşçe ve yoldaşlık duygularıyla selamlıyorum. Bizim ideallerimiz onlarla içeride, onların idealleri bizlerle birlikte dışarıda. Yakındır, hesabını soracağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, şimdiki konuşmacımız jüri üyeleri adına ve ödül gerekçesini sunmak üzere Sayın Kadri Gürsel. Kadri Bey. Hepinize merhabalar. Şimdi 2022 SODEV İnsan Hakları, Demokrasi, Barış, Dayanışma Ödülü'nün gezi tutsaklarına verilmesinin gerekçelerini okuyacağım. Bu gerekçeler seçici kurul tarafından kaleme alınmış ve onaylanmıştır. 2022 SODEV İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü'nü gezi tutsakları Osman Kavala, Can Atalay, Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in verilmesini oy birliğiyle kararlaştıran seçici kurul bu kararını şöyle gerekçelendirmektedir. 2023'te 10. yıl dönümünü idrak edeceğimiz gezi direnişi Türkiye'nin modern tarihinde bir benzeri daha yaşanmamış demokratik, barışçıl, olağanüstü yaygın, buna karşılık lidersiz ve kendiliğindenci bir kitlesel itiraz hareketidir. Gezi direnişinden yükselen itiraz, şehir, hayat ve özgürlükler üzerinde kurulan ağır antidemokratik baskılara karşıdır. İşte gezi direnişinin bu karakteri nedeniyledir ki gezi davası, bu direnişi yargı silahıyla kriminalize etmek, gayrimeşru kılmak ve bu sayede gerçekleşmesi muhtemel her türlü barışçıl protestoyu baskı yöntemleriyle ezmenin sözde hukuki zeminini hazırlamak gibi özgürlük ve demokrasi karşıtı bir siyasi amaç taşıyordu. Bu bağlamda üç ana husus bu yılki SODEV İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü'nü gezi davası tutsaklarına vermemizi gerektirmiştir. Birincisi, İktidarın gezi davası vasıtasıyla gezi direnişini karalama, suçmuş gibi gösterme çabasındaki siyasi maksada ilişkindir. Adlarını zikrettiğimiz gezi davası tutsakları, duruşma salonlarında, tutuldukları cezaevlerinde ve özgür yargılandıkları zamanlarda yaptıkları açıklamalar ve tavır alışları ile gezi direnişinin demokratik, meşru ve barışçıl özünü her fırsat ve vesileyle savunmuşlar ve iktidara dizayn ettiği bu politik davayı kendi amacı doğrultusunda başarıya ulaştırma şansını vermemişlerdir. Gezi direnişini durduğu yüksek ahlaki zeminden indirmek mümkün olmamışsa bunda en büyük pay gezi tutsaklarınındır. İkinci husus, günün sonunda gezi tutsaklarının içine topluca konuldukları bir torba davaya dönüştürülen gezi davasının Türkiye'de hukukun ve yargının iktidara bağımlılaştırılarak, araçsallaştırılarak, siyasi amaçla kullanılan bir silaha dönüştürülerek düşürüldüğü milli felaket tanımına uyan feci durumu gözler önüne seren bir dava olmasıdır. Bu dava süreçlerinde tutuklama müessesesi iktidarın siyasi ihtiyaç ve çıkar mülahazaları doğrultusunda son derece keyfi ve fütursuz biçimde kullanılmıştır. Örneğin Osman Kavala, delilsiz suçlamalarda 5 yılı aşkın bir süre cezaevinde tutulmuş ve akabinde nasıl olduğu anlatılamadığı halde hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılabilmiştir. Kavala hakkında ileri sürülen gezinin finansörü ve organizatörü olmak, 15 Temmuz darbe girişimine katılmak ve casusluk suçlamaları, sırayla veya aynı anda tutuklama gerekçesi olarak kullanıldı. Ama ne Kavala hakkındaki bu suçlamalara ne de diğer 7 sanığın 18 yıl ağır hapse mahkum edildikleri
25 Nisan 2022'de tutuklanmalarına neden olan, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçlamasına mesnet teşkil eden herhangi bir somut delil bulunabildi. AYM'nin Kavala hakkında 10 Aralık 2019'da verdiği derhal tahliye kararına uymayan Ankara, Türkiye'yi bağlı kalmakla yükümlü olduğu evrensel hukuk normlarından daha da uzaklaştırdı. Seçici kurulu, 2022 İnsan Hakları Demokrasi Barış ve Dayanışma Ödülünü Gezi tutsaklarına vermeye teşvik eden üçüncü husus, kendilerinin maruz bırakıldıkları ağır insan hakları ihlalleridir. 8 Gezi tutsağı, Türkiye'nin imzaladığı uluslararası anlaşmalarda ve kendi anayasasında yer alan bağımsız ve tarafsız mahkemelerde adil yargılanma ve kişi hürriyetinin korunmasıyla alakalı temel ve evrensel insan haklarından yoksun bırakılmışlardır. SODEV'in 2022 yılı İnsan Hakları Demokrasi Barış ve Dayanışma Ödülünü Gezi tutsaklarına vermesinin ülkemizi 2023'te geçtiği kritik süreçte barış, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ideallerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmasını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Her iki konuşmacının ardından ödül törenini başlatacağım. Şöyle devam edelim isterseniz. Ödül sahiplerinin adına ödül alacak olanları takdim edeceğim ve ardından jüri üyelerimizi ödülleri takdim etmek üzere davet edeceğim. Ödül sahipleri Ali Hakan Altınay adına eşi Hande Yalnızoğlu Altınay'ı davet etmek istiyorum. Ali Hakan Altınay için ödülü vermek üzere DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu'nu sahneye rica edeceğim. Adnan Bey burada mı? Burada mı? Evet. Ödül sahipleri söz almak isterlerse tabii ki mikrofon kendine. Kısa bir iki cümle bir şey. Çok teşekkür ederiz. SODEV'e ve değerli jüri üyelerine bu ödül için halkın adına çok teşekkür ediyorum. Gezide vücut bulan ve daha özgür, daha adil, daha demokratik, daha eşit bir toplumda yaşamak isteyen insanların birlikteliği, dayanışması bakımından da bu ödül çok değerli. Çok sağ olun. Bugün bizim görüş günümüzdü. Biraz da zor bir görüş günüydü. Bazıları daha iyi oluyor, bazıları daha zor oluyor. Onun için bu akşam burada sizlerle buluşmak da inanın benim adıma özel olarak çok anlamlı. Hepinize çok teşekkür ederim. Hakan'ın küçük bir mesajı var. Onu iletmek istiyorum. Belki gözünüze çarpmıştır. Eşitsizlik üzerine çok önemli araştırmalara imza atan Thomas Piketty'ye Legion d'Honneur ödülü verildiğinde Piketty, onuru devlet değil toplum takdir eder diyerek bu devlet nişanını reddeder. Ben de ayıplama ve takdir etme ehliyetinin topluma ait olmasını tercih edenlerdenim ve bu nedenle SODEV'in ödülünü çok önemsiyorum. 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bizlerin cebir ve şiddet yoluyla hükümeti çalışamaz hale getirdiğine hükmetti. Hangi şiddet, delil nerede diye sorduk ama cevap alamadık. Araştırmalar toplumun bu kararın hukuki ve meşru bulmadığını gösterdi. Şimdi de SODEV, Türk milleti adına verilmiş olma iddiasındaki bu kararla hemfikir olmadığını belirtiyor. Bu milletin mütevazi ve değerli bir üyesi olarak SODEV'e müteşekkirim. Çok teşekkür ederim. Can Atalay adına ödül almak üzere Akif Burak Atlar'ı rica edeceğim sahneye ve ödülü takdir etmek üzere Sayın Türkan Elçi'yi sahneye almak istiyorum. Çalışmış.
değerli dostlar, Sosyal Demokrasi Vakfı Yönetim Kurulu'na ve ödülü Gezi Tutsakları'na layık gören jüri üyelerine teşekkürle başlayayım. Bugün 27 Ocak, Can'a da ön ismini veren Şerafettin Atalay'ın evinin önünde katledilişinin 52. yıl dönümü. Dolayısıyla Atalay ailesi bugün Amasya'daki anmaya katılmak üzere aramızda değiller. O nedenle ödülü sevgili Can Atalay adına ben teslim alıyorum. Ama biz de büyük bir Gezi ailesi değil miyiz? Sevgili Can, sabah beraberdik Silivri'de. Can'ı, Hakan'ı ve Tayfun'u ve onların sıcaklığını gördük. O sayede ısındık bu sabah. Can'ın küçük bir mesajı var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sosyal Demokrasi Vakfı'nın 2023 İnsan Hakları Ödülü'ne arkadaşlarımla birlikte layık görülmenin onurunu yaşıyorum. Bu ödülün bize layık görülmesine sebep olan kararlılıkla mücadelemiz sürecek. Her hal ve şartta umudu dürtecek, umutsuzluğu yatıştıracağız. Tören sonrası buraya doğru bir kadeh kaldırırsanız çok seviniriz. Ve Çiğdem Mater adına ödül almak üzere eşi Murat Utku'yu davet ediyorum sahneye. Ödülü sunmak üzere Babil Atilla, Sodev Eski Başkanımızı rica ediyorum. Evet, merhabalar. Bu güç veriyor. Hep birlikte olmak, hep birlikte olduğumuzu hissetmek, sizlerin desteğini yanımızda, arkamızda her zaman hissetmek ki bu ancak karşılıklı olarak birbirimize destek vererek atlatabileceğimiz bir süreç, adaletsiz bir süreç, hukuksuz bir süreç, kötü bir süreç ama bitecek. Dolayısıyla işte buna hep beraber yarın nasıl daha iyi çözümler, nasıl daha adaletli bir ülke ve nasıl daha haysiyetli bir yönetim biçimi yaratabiliriz diye düşünmek ve bunu hep beraber yapabilmek çok değerli, çok kıymetli. Dolayısıyla bu ödül töreninde bulunmak bizler açısından son derece değerli. Çok teşekkür ediyoruz SODEV yönetimine ve jürisine. Müsaade ederseniz Çiğdem'in de bir mesajı var sizlere, onu okuyarak sözlerimi tamamlamak istiyorum. Sevgili SODEV üyeleri, içeride ve dışarıda bir arada olmanın, birlikte durabilmenin bunca önemli olduğu şu günlerde dayanışmanız ve desteğiniz avlumuza kondu. Çok teşekkürler. Herkesin hakkının herkese verildiği, eşit yurttaşlığın ve gerçek bir demokrasinin hüküm sürdüğü günlerin hayaliyle Bakırköy Kadın Cezaevinden hepinize sevgiler. Çiğdem. Ve Mine Özerden adına kızı Su Özerden'i davet edelim. Ödülünü takdim etmek üzere SODEV Eski Başkanlarımızdan Sayın Aydın Cıngı'yı da sahneye almak istedim. Buyurun. Efendim, genelde böyle bir ödül verildiği zaman ödül verilen kişi kutlanır. Tabii bunu burada yapamıyorum ama hüznümü ve umudumu sizlerle paylaşıyorum. Annem adına SODEV Yönetim Kurulu'na ve jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Yakınlarımız bu ülkede haksızlığa uğrayan ne ilkine de son insanlar. Bunu biliyoruz. Kendileri de bunu biliyorlar. Ve umutlarını asla yitirmeden bekliyorlar. Çalışmalarına devam ediyor. Üretmekten, düşünmekten ve bizlere de umut dağıtmaktan vazgeçmiyorlar.
Annemin mesajı şöyle, çok kısa. Her şeye rağmen bu coğrafyanın kadim bilgilerine güvenmeye devam ediyorum. Merakla ve sakince. Sosyal Demokrasi Vakfı'nda bizleri unutmadığı için teşekkür ediyorum. Müceyda Yapıcı'ya ödülünü teslim almak üzere kızı Cansu Yapıcı'yı rica edeceğim sahneye. Ödülünü vermek üzere Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaptancı'yı foto biraz eğilir misin? Başkanım burada. Merhabalar herkese. Annemin mesajını okumadan önce şunu söylemek istiyorum. Az önce dinlediğimiz aslında SODEV Seçici Kurulu'nun ailelerimizi seçme gerekçesi okuduğu anda annemi en çok mutlu edecek metinlerden bir tanesi. O yüzden tekrar teşekkürler. Kendisi mesajını okumak istiyorum. Sevgili dostlar, bu ödül ve her şey için gönülden teşekkürler. Desteğiniz, dayanışmanız, haksızlıklara karşı inatlı duruşunuz sadece bizlere değil, gelecek güzel günlere umut ve ışık oluyor. Bugün aranızda olamadığım için çok üzgünüm. Ama bilin ki varlığını derinden hissettiğim o salondaki inat, dirayet, neşe ve umut cezaevinde bu akşam bizlerle. Özgürlük, hak ve emek için mücadeleye devam eden sizleri hasretle kucaklıyorum. Tekrarlamakta ısrarcıyım. Gezi, eşitlik, özgürlük ve demokrasi için bu ülkenin sönmeyecek umududur. Biz hala bu umutta inatçıyız. Kaybettiğimiz çocuklarımıza özlemle özgür meydanlarda buluşacağız. Mücella Yapıcı. Benim için de çok zor bir sunum bu. Söylemek isterim çünkü duygulanmamak mümkün değil. Ve Osman Kavala için ödülünü almak üzere eşi Sayın Ayşe Güran'dan istiyorum. Büyük bir adaletsizliğe, büyük bir gaddarlığa maruz kalan insanlar için bu adaletsizliğin ve bu gaddarlığın farkında olanların varlığı son derece önemli. Onun için burada olmaktan çok memnunum, çok teşekkür ederim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Adaletin, bağımsız bir yargı sisteminin varlığı, birlikte yaşamanın bir ön koşuludur. Bunun farkında olan, bunu gören ve bunun için mücadele eden herkese çok teşekkür ederim. Osman'a bu ödül töreninin zamanında haber veremedik. Onun için bir mesajı yok. Ama eminim ödül gerekçesini okuduğu zaman o da çok duygulanacak. Tekrar teşekkür. Son olarak Tayfun Kahraman adına ödül almak üzere eşi Meriç Demir Kahraman'ı sahneye alıyorum. Ve ödülü takdim etmek üzere Sayın Terli Gürsel'i de.
Sayın misafirler, sevgili SODEV ailesi, tüm jüri üyeleri, hepinize bu ödüle bizleri, ailelerimizi layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyoruz. Benim için enteresan, çünkü daha önce Tayfun da yine SODEV'den ödül aldığı bir törende beraberdik. Biz Tayfun'la Gezi'de tanıştık. Ben şehir planlama öğrencisi olarak doktora tezimi yazarken meydanlar üzerine biz Gezi'de hemhal olduk ve bugün yıllar sonra, 10 yıl sonra anlıyorum ki onun mücadelesine, onun duruşuna neden gönül verdiğimi bugün tekrar daha iyi anlıyorum. Buraya gelirken, Gezi Parkı'ndan yürürken bunları düşündüm. Bütün aileler eminim seneler sonra hepimiz oradaydık, aynı şeyleri düşünüyorlardır. Bugün görüş günümüzdü. Tayfun'un hepinize çok selamı var. Kısa da bir notu var, onu da okumak isterim. Sevgili SODEV ailesine, ülkemizde insan hakları ve demokrasi bilincinin gelişmesi için çok kıymetli katkılarınız kapsamında biz Gezi tutsaklarına layık gördüğünüz bu değerli ödül ve gösterdiğiniz yüksek dayanışma nedeniyle sonsuz teşekkürler. Yalnız gelecek kuşaklara değil, Gezi direnişi sırasında kaybettiğimiz canlara da borcumuz olan eşit, özgür, adil, demokratik bir düzen, kardeşçe bir yaşam kuruluncaya kadar haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz. Her yer Taksim, her yer direniş. Ödülün sonuna yaklaştık. Ben tüm ödüle layık görülenleri, Gezi tutsakları adına ödülü alanları tekrar sahneye almak isterim toplu bir fotoğraf için. Ve jüri üyelerimizi ve ödülü takdim eden kişileri de Sayın Başkanımız da hep beraber sahneye. Hem de hatıra fotoğrafını da almış olacağız. Evet, gözler burada. Bir iki tane daha alalım.